Tekrar hoş geldiniz. Orta seviye bir telefon arıyorsanız 2000 liraların altında Mate Online tercih edilebilir. Fakat bu kutu açılışını yaparken Mate 20 Lite kullanıcısı olarak da yorumlar yapmak istiyorum. Kutu içeriğinden bir de kılıf çıktı. İğnemiz, şarj cihazımız 2 saatin üzerinde şarj yapıyor. Giriş seviyesi bir mikrofonlu kulaklık çıkıyor. Şarj kablomuz. Elinize aldığınızda telefonun aslında metal gövdesi oldukça iyi. 5.9 inçlik büyük bir ekrana sahip. Mate 20 Lite ile kamera kıyaslamasını yapmıştım. Bu videoyu öncelikle tavsiye ederim. Aralarındaki farkı göreceksiniz. Çift kamera var. Hemen parmak okuyucusu altta ve flaşı var. Yine ön kısımda çift kamera var. Birisi derinlik ölçen, diğeri ana kamera olarak görev yapıyorlar ve hemen yanında ayzesi. Alt kısımda ise kulaklık için 3.5 mm jack. Her kasa şöyle bir tuttuğunuzda da zaten kendini hissettiriyor. Yani o plastiğin ucuz hissiyatı yok. Köşelerinde böyle yuvarlak olması ve kıvrımlı olması bu tutuşu gerçekten rahatlatıyor ve daha kolay bir his veriyor. Tuşların konumu çok iyi. Yani hiçbir şekilde elinize takılmıyorlar. Bu konuda da başarılı. Üst kısımda çentik yok, böyle ince bir şerit var. Alt kısımda yine 1 santime yakın bir şerit var. Telefon uzun olduğu için bunlar aslında hiç de sorun değil. Telefonun arayüzü ve ekran parlaklığı da yani bu fiyat aralığında gerçekten güzel. Aynı fiyata daha kötü ekranlı telefonları biliyorum. Fakat P Smart 2019 var şimdi. O daha tercih edilesi bir model bence. Geniş ekran veya normal ekran olarak da videolarımızı izleyebiliyoruz. Ya bu kulaklık giriş seviyesi olarak işinizi görür. Fakat ben iyi seviyede müzikler dinleyeceğim diyorsanız bu kulaklığı bir kenara bırakmanız gerekecek. İğneyi kullanıp hemen SD kartımızı ve sim kartımızı kıza takıp sürebiliriz. Bir sonraki videolarımızda daha detaylı değineceğim. Fakat bu 5 öneri videosunu ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü çok iyi modeller. Ayrıca 20 Lite ile 10 Lite'ın yine performans testlerini yapmıştım. Kamera kullanım videosu da çok sevildi. Çok önemli bir video. Y harfine tuşlayıp hemen geçiş yapabilirsiniz. Videoyu olabildiğince hızlı ve kısa tutmaya çalıştım. Orta seviyede tercih edilebilen fakat Mate 20 Lite'ın altında kalan aradaki 400-500 liralar gibi bir fiyatı da hesaplarsak tercih edilebilir bir model olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi üzerinden epeyce bir zaman geçti ve yeni modeller var. Bunları da bence göz ardı etmeyin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tuhaf tuhaf yazılar çıkıyorsa şimdi biraz dikkat. Sisteminizin performansı için ve sağlığı için ısı seviyelerini makul düzeylerde tutmalısınız. Kanalımızı sevdiyseniz hemen abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tuşlayıp aktif yapabilirsiniz.